Telefon hattımızda Ankazam ABD ve Güvenlik Danışmanı Sayın Kadir Ertaç Çelik var. Kadir Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle ABD'nin Suriye'de attığı bu kritik adımı nasıl değerlendirmek gerekir, sizden dinleyelim. Şimdi bildiğiniz üzere Suriye'de geçtiğimiz günlerde mevcut rejim tarafından bir savaş suçu veya insanlık suçu olarak nitelendirilecek bir saldırı söz konusu oldu. Kimyasal silah kullanıldı. Bu kimyasal silahların kullanımını bırakınız, 93 yılında Paris'te imzalanan bir anlaşmayla stoklanması dahi yasaktır. Amerika Birleşik Devletleri de bu noktada hem iç kamuoyuna, Trump yönetimi, hem de uluslararası kamuoyuna açık ve doğrudan bir mesaj vermiştir. Trump, kimyasal silah kullanımının kırmızı çizgi olduğunu belirterek orantılı bir şekilde mevcut rejim hedeflerine yönelik bir saldırıda bulunmuştur. Bu operasyonel bir saldırıdır. Nokta vuruş olarak yapılmıştır. Yani El Şayrat Hava Üssü, bildiğiniz üzere Rusya'nın da kimyasal kullandığı bir hava üssü. Sadece Rusya değil, İran'ın paramiliter gruplarının da veya milis güçlerinin de buradan Suriye geneline dağıtımının yapıldığı bir merkez olarak görmektedir. Bu üs birkaç noktadan önemli. Birincisi kimyasal silah kullanımı. İkincisi diğer paramiliter unsurların ve diğer türlerin merkez olarak kabul edildiği bir üs. Amerika Birleşik Devletleri bu anlamda uluslararası kamuoyuna kırmızı çizgilerin aşılması halinde açık bir mesaj vererek buna dur diyeceğini, müdahale edeceğini bildirmiştir. Trump iç kamuoyuna da, iç kamuoyunda bilir, farkındasınız, Trump'a karşı Rusya'ya aşırı bir yakınlık noktasında eleştiriler vardı. Rusya'ya rağmen, tırnak içinde söylüyorum bunu, Suriye'ye yapılan bu operasyon Trump'ın imajı açısından da önemlidir. Yani Trump eğer kırmızı çizgiler aşılırsa ben tek taraflı olarak kimseyi dinlemeden müdahalede bulunurum mesajını vermiştir. Yani sorunuzun ilk cevabı bu olabilir. Buyurun. Peki Kadir Bey, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını nasıl okumak gerekiyor? Suriye'deki füze operasyonu ABD'nin güvenliği için elzemdi dedi Trump. Ve Suriye'de binlerce kişi katledilirken bu dramı görmezden gelen ABD neden şimdi harekete geçti? Şimdi malumunuz Trump koltuğuna yeni oturdu. Daha önce Obama yönetimi vardı ve Obama yönetimi Orta Doğu politikaları da başta olmak üzere dış politikada tamamen hatalarla dolu bir dönemi bizlere bıraktı. Yani Trump yönetimine de bir enkaz bırakmıştı. Evet, Obama yönetimi döneminde Amerika'nın ne yazık ki hiçbir çizgisi yoktu. Ancak Trump hem siyasi kültür itibariyle hem çizdiği başkanlık profili itibariyle Trump yönetiminden farklı olacağının mesajlarını vermişti. Bu noktada da burada artık katlanılabilir veya kabul edilebilir noktanın ötesinde Suriye'deki mevcut rejimin saldırıları söz konusu olmuştur. Bakınız, orada sivil hedefler kullanımını geçin, bulundurulması dahi yasak olan maddelerle vurulmuştur. Sarin gazıyla. Naziler tarafından icat edilen, 93'te yasaklanan bir gazla vurulmuştur. Buna tepkisiz kalınması mümkün değildi. Yani bu harekata aktörler zorlanmıştır bir nevi. Tabii bu Esed yönetiminin böyle bir saldırıyı neden yaptığını da tartışmak gerekir. Çok rasyonel miydi? Hangi amaçla yapıldı? Açıkçası burada çok rasyonel bir hamlede bulunmadığını görüyoruz mevcut rejimin. Trump yönetimi Orta Doğu jeopolitiğinde Astana ve Cenevre süreçlerine de bu noktada dahil olmaya çalışacak. Bu anlamda da aktif bir dış politika izleyeceğinin mesajlarını vermiştir. Peki ABD'deki bu girişimden sonra diğer ülkeler neler yapacak, katılacaklar mı sizce? Şimdi tabii bu operasyonun Amerikan tarafından yapılan açıklama bir seferlik bir operasyon olduğu duyuruldu. Bunun devamı bu noktada gelir mi gelmez mi, bunu kestirebilmek şu an itibariyle çok zordur. Bölgeden gelen açıklamalar henüz erken tabii, ama birkaç devletten açıklama geldi. İşte bunların başında Suudi Arabistan yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu müdahalesini desteklediğini ve yanında olduğunu duyurdu ki bu şaşılacak bir açıklama değil. Beklenilen bir açıklama. Rusya'da özellikle dün Rusya'da bakın Kremlin tarafından bir açıklama yapıldı. Değildi ki
Suriye rejimine desteğimiz koşulsuz değildir. Yani Rusya da kamuoyuna bir mesaj vermişti bu noktada. Çünkü buna zorlanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı belki İran'dan bir açıklama gelecektir. Kısmen Rusya biliyorsunuz bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde toplantıya çağırdı. Burada şu noktada belki Amerika'ya eleştiri yapabilirler. Savaş ilanı yapılmaksızın veya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi veya herhangi bir BM kararı olmaksızın müdahalesini meşruiyet noktasında tartışacaklardır. Ancak bakınız, uluslararası ilişkilerde meşruiyet bir yere kadar hukuk üzerinden işlerken bir noktadan sonra da insancıl durumlar göz önüne alınmak zorundadır. Eğer orada gecikmesinde sakıncalı bir hal varsa ve insanlığa karşı suç işleniyorsa bir takım müdahalelerde bulunmanız belki bir takım uluslararası kurumlar nezdinde sizi sıkıştırabilir. Ancak kamuoyu vicdanında sizi rahatlatacaktır. Cumhurbaşkanımızın da açıklamaları vardı. Evet, ben de tam onu soracaktım size. Türkiye olarak bize ne düşüyorsa yapacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuda neler olabilir, neler yapılabilir, sizden alabilir miyiz cevabı? Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin bu noktadaki hassasiyeti bellidir. Evet. Türkiye devlet sistematiği olarak zaten insanlık dışı müdahaleleri bugüne kadar tasvip etmiş, onaylamış bir devlet değildir. Çıkarlarını hiçbir zaman göz önüne de almaz bu noktada Türkiye. Önemli olan orada insani değerlerin korunmasıdır Türkiye açısından. Cumhurbaşkanımız söylemde kalmasın, icraate geçelim ve üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız mesajını da açıktan vermiştir. Siz de biraz önce ifade ettiniz. Bu noktada tabii Suriye'de, bakınız Suriye'de bir güvenli bölge oluşturulmadan, uçuşa yasak bölge oluşturulmadan bu tip insanlık dışı eylemlerin önüne geçilmesi çok mümkün görünmemektedir. Çünkü İdlib denilen yer rejimin çok kuvvetli olduğu bir yer değildi. Ancak orada uçuşa yasak bir bölge ilan edilmediği için rahatlıkla oradaki sivil hedefler vurulabildi. Bunu yaşadık. Şimdi Türkiye bu noktada ne kadar haklı olduğunu da ortaya koymuştur. Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye gibi meşru ve otonom aktörler üzerinden bölge jeopolitiğini şekillendirmelidir. Tabi bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD gibi unsurlara sıcak baktığını biliyoruz. Türkiye'nin Suriye'deki hamlelerinde direnç olduğunu biliyoruz. Ancak Türkiye tarafının taleplerine, taleplerden kasıt Türkiye'nin çıkarları bağlamında değil, bölgenin huzuru ve güvenliği bağlamında Türkiye'nin tezlerine kulak verilmesi gerekmektedir. Çünkü Türk tarafı ne yazık ki yine haklı çıkmıştır ve bir insanlık dramı yaşanmıştır. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Kadir Ertaç Çelik açıklamalarınızdan, bilgilerinizden dolayı.